Türkiye'de ilk bine girerek Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne gittiniz. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile tanışmanız gençlik kollarında yine mevcut. Oradan başlayıp devam ettiniz. Bundan sonra süreç nasıl ilerledi? Esenyurt Belediye Başkanı adayı da ile biliyorum bundan önceki süreci de var. Evet. Nasıl geldi bu sürece? Şöyle başlayalım isterseniz. Gençlik kolları döneminden ta işte 30 yıldır Esenyurt'tayım ben. Hı hı. Hem partiyle hem belediyecilikle de tanışma dönemim o dönemden itibaren. Okulu bitirdim. 98-2004 yılları arasında Esenyurt Belediyesi'nde, imarda, fen işlerinde, park bahçelerde çalıştım. Hı hı. Sonra 2004'te belediyeyi AK Parti kazanınca ayrıldım. Bu sefer de mimarlığa dair diğer alanlar, işte ne varsa sahada müteahhitlik anlamında, okul, park, sağlık ocağı, kreş, konut, kamu binaları, villalar, o işlerle uğraştım. 2014 seçimlerinde de tekrar meclis üyesi olarak bu sefer Esenyurt Belediyesi'ne devam ettim. 2014 ve 19 yıllar arasında meclis üyeliğim devam etti. 5 yıl boyunca halkımız bize teveccüh gösterdi. Orada da imar, denetleme ve çevre komisyonlarında çalıştım. 2019'da aday oldum yine ama partimiz mevcut başkanımızı adaylaştırdı. Biz de döndük hem onu hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kazandırdık. O tarihten sonra da 5 yıl bu adaylık dönemime kadar Büyükşehir'de Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber İstanbul'a hizmet etme şerefine eriştim. Şimdi adaylık süresi olunca da istifa ettim ve döndüm. Evet, şimdi o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki süreci, yaptıklarınızı, yani tamamlanmış olan o projeleri hepsini konuşalım istiyorum. Konuşalım. Ama süreye de sığdırmamız gerekiyor. Şimdi Esenyurt nasıl bir ilçe ve beraberinde siz bir mimarsınız. Bir mimar olarak sorunları nelerdir, neler gözlemliyorsunuz? Şimdi Esenyurt şu anda Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip ilçesi. Hı hı. Yaklaşık 1 milyon nüfus var. Bu resmi. Bir de sayılmayan, biliyorsunuz, göç problemi var. Son dönemde akın akın 103 ülkeden vatandaş var Esenyurt'ta şu anda. Fiili 1,5 milyona yakın nüfusu var. Her ilin motiflerini taşır. Türkiye'deki 81 ilin bütün motifleri Esenyurt'ta vardır. O anlamda Esenyurt hem kozmopolit bir yer, hem de Türkiye ve İstanbul'u belirleyecek özellikte bir yer. Hı. Hem nüfusu hem yapısı açısından. Burada başarılı işler yaparsanız bütün İstanbul'a yayılır. Hatta bütün Türkiye'ye yayılır. Başarısız işler yaparsanız da aynı şekilde yine olumsuz yansıması olur. Dediğim gibi yani 30 yıldır Esenyurt'tayım. Son 25 yıldır aynı mahallede, aynı evde oturuyorum. Belediyecilik geçmişim yaklaşık 30 yıl. Bu nedenle de sürekli orada yaşadığımız için komşularımla diyaloğum hep sıcak, devam ediyor. Hangi mahallesinde ne problemi var? Kimin ne ihtiyacı var? Zaten geçip giderken de görüyoruz. Trafiğinden tutun ulaşımına kadar çok ciddi sorunlar var. Biliyorsunuz 2019'da partimiz kazandı. Ondan önceki 3 dönem AK Parti dönemi vardı. O dönemde yapılan plansız, programsız, kafaya göre verilen imar anlayışı kenti yaşanılmaz hale getirdi. Ve o dönemden kucağımıza bırakılan bombanın etkisi bütün alanlarda hala devam ediyor. Bakın deprem var. Tabii. Muazzam bir sorun Esenyurt için, bu İstanbul için, Türkiye'miz için. Onunla ilgili önlemler almak lazım. Konut mağdurları var. Biliyorsunuz yine çok yansıdı. Hala yaklaşık ailesiyle beraber 120 bin, 130 bin konut mağduru var. 50 bin çarpı ailesini sayın işte. Tabii. 3-4 kişi. Hala sorunları giderilmiş değil. Yine biz 2004'te belediyeyi AK Parti'ye verdiğimizde planımız 400-500 bin nüfusa göreydi. Çok önceden ve bu planlamayı ona göre yapmıştık. Altyapısını, yeşil alanlarını, yollarını. Şimdi yetmiyor ülke hanım. Yani ne altyapısı yetiyor. Şu an nüfus ne kadar? Dedim ya 1 milyon resmi, 1,5 milyon nüfus var. Tabii. Ki biz onu yaptığımız zaman da son önümüzdeki 30 yıl, 40 yıl için onu planlamıştık. O zamanlar 40 bin civarında nüfus vardı 2004'te. Hı hı hı. Yani muazzam bir artış oldu. Böyle olunca da ne yol kaldırıyor, ne elektrik altyapısı kaldırıyor, ne su ve kanalizasyon altyapısı kaldırıyor. Bunların da değiştirilmesi lazım. Yani ciddi şekilde Esenyurt'ta bir kentleşme sürecini
tekrardan yaşatmamız lazım. Evet, yani yeni bir kent inşa etmeye adeta yeniden başlamak gerekiyor. Yeniden başlamak lazım. Evet, özellikle altyapı işte, diyorum ya, yetmiyor. Yani 8,5 kilometredir bizim ana caddemiz, Doğan Arası dediğimiz. Sabah ve akşam saatlerinde emin olun 2 saat, 2,5 saat sürüyor trafik. Oradaki sorunları görüyoruz. Nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Nasıl müdahale edeceğimizi biliyoruz. İşimize de iyi hazırlandık. İddialıyız bu noktada. Çok güzel bir ekibimiz var. Hani hep söylüyoruz komşularımızla da sohbet ederken, sağlığımızda bir şey olur. Bir hastalığımız da Allah vermesin tabii. En iyi doktoru bulmaya çalışırız değil mi? Komşumuza sorarak, ona sorarak, eşimize, dostumuza ya da araştırma yaparak en iyi kalp cerrahına gitmeye çalışırız. En iyi ortopedi uzmanına gitmeye çalışırız. Ama belediyecilikte hal böyle değil maalesef. İşi bilen birilerinin belediye hizmetlerini yapması lazım. İşte o iyi doktor dediğimizde de Esenyurt'ta mimar olmak ve belediyeyi bilmek anlamında bu kentleşmenin doktoru ben olacağım diye yola çıktım. Komşularım da buna inanarak bizi destekledi. Umarım da öyle olacak. Esenyurt'u arada yansıtıyor arkadaşlarım ekranımıza da. Çok yoğun bir yapılaşma var. Çok yoğun bina yapılaşması, kalabalık. Dolayısıyla çok sistemli bir şekilde aslında hem o sizin söylediğiniz yeniliklerin yapılması, yeniden oluşturulması kentin sağlanmalı, ilerletilmeli. Bunun için de o sistemin içerisinde neler olur? Onu size sormak isterim. Kadrolar nasıl kurulur? Yani bir Beşiktaş'a göre örneğin daha zorlayıcı bir yer Esenyurt. Tabii ki. Yani hem sorunları açısından, hem kalabalığı açısından, hem insan niteliği açısından birçok İstanbul ilçesine göre çok zor ve meşakkatli bir yer. Hani bazen çevremiz diyor bize, yani niye adaysınız? Esenyurt'ta başkan adayı olmak biraz delilik diyorlar da. Ama işinizi seviyorsanız, mahallenizi, semtinizi seviyorsanız, biraz da işe hakimseniz bu cesareti göstermek zorundasınız. İçimiz yanıyor. Yani bu halini gördükçe Esenyurt'un, bakın biz bıraktığımızda 2004'te, hani onu söyle dedim ya, belediyede başladım ben 98'de. Yaklaşık 30 yıldır o dönemler asfaltı, yolu, kaldırımı, parkı, her şeyin emeğim var. İlk yapılanmasını biliriz. Çamurdan kente getirdik biz. Bütün zemin etütlerini yapmıştık mesela. Belediye başkanımız Gürbüz Çapan'dı o zaman. Evet. Aykut Barka profesör bütün Esenyurt'un planlarını yaptı. Zemin planlarını. Ona göre de imar verdik biz. 12.50, 9.50.